Bana su. Ev kamera. Herkese merhabalar millet. Yeni bir video kaydında birlikteyiz. Bu videoda işleyeceğimiz konu kendi kendine güncelleyebilen eklentiler. Buradaki temel sorun şu ki bu eklentiler kendi kendilerini güncelledikleri zaman biz bunların güncel versiyonlarına ulaşabiliyoruz. Ama kendi kendilerini güncellemedikleri müddetçe biz bunların maalesef ki hiçbir yerden güncel versiyonlarına ulaşamıyoruz. Ha, ulaştığımız yerler var. O da bu elimizdeki eklentilerin eski versiyonları. Hani şunu diyebilirsiniz. Ne olmuş yani, ulaşamıyorsak eklentiler kendi kendilerini güncelledikleri zaman ulaşırız diyebilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Ben şahsen eski bir NVDA sürümü kullanıyorum. Ve eski NVDA sürümü kullanmak isteyen insanlar için bu sıkıntı oluşturabilir. Bu eklentiler zamanla yeni güncel NVDA sürümleriyle uyumlu olur. Ve eski NVDA sürümleriyle çalışmayacak duruma gelebilir. O yüzden şu an hali hazırda bizim kullandığımız NVDA ile uyumlu iken yeni sürüm, bunu indirip saklamakta fayda var. Peki nasıl indireceğiz? Ulaştığımız yerlerde eklentinin eski versiyonları var. Eklenti güncellenmediği müddetçe ulaşamıyoruz. Buna ulaşmanın ben bugün bir yolunu keşfettim. Bir eklenti üzerinden şimdi yapacağım bunu. İki eklentimi güncelledim. O güncellediğim versiyonlarını daha doğrusu indirip yedekleme servisine koydum. Bir tane eklentim kaldı. Onu da bilerek güncellemedim. Yani daha doğrusu güncellenmiş versiyonunu bilerek indirmedim ki size gösterebileyim diye. Şimdi onu da güncellenmiş versiyonunu indireceğim. Bunu nasıl yapacağız? Hemen göstereyim. NVDA menü. Tercihler alt menü. Araçlar alt menü. Address Solutions alt. Assisted Delhi. Ses temaları alt menü. Blind Extra alt menü. B. Euro bir ayrıcı ver alt menü. E. Vokalizer alt menü. Vokalizer Express. Yardım alt menü. A. Yardım bölümünde. Eklenti dokümantasyonu çalışıyor alt menü. D. Eklenti dokümantasyonu bölümüne giriyoruz. App modül F. Burayı dikkatli takip edin. Eklenti add status seçili metnin Microsoft Word, Windows'un Windows Mac, Microsoft add eklenti access eklenti eklenti Almanya anonce Apple adribra Audacity Audacity. Güncellemek istediğim eklentinin dokümantasyon belgesini bulmam lazım. Audio chart, audio bitkey bg bit Bluetooth app mod braille kalibre charge Cisco Clix linkave jipjon clips saat Pluto kolum. Şu an arıyorum güncellemek istediğim eklentinin dokümantasyonunu. Console control crash bu tarz debug delete dicte dict drag drop as dual is eclipse ifade enhance 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 regis thank fix oda format provide golden gold chrome for this image undent nap giriş ki önsta jump kill lambda miran change mozilla map mifav unknown nobibs nurne numlo nevet nevet yut objun object nesn omla geniş paş yerim enhance power quick q ready akış remote report report kaynak review rs site site neve sık sık cümle şabık şaret single slim sono sans restore super start stage super switch symbol synth system name tek metin tundur time tip of tone tool total touch training tercih unique update virtual sanal visual vl vl voice volume weather a. Hadi ya, nerede bu ya? Windows, Windows, Micro, seç, add, eklenti, access, eklenti, dokümantasyonu, E3/100, eklenti, Alman, anonce, scope, eklenti, yardıma. Yani bunu buradan bulamadık ama sorun yok. Hemen bakacağım şimdi. Apprentice Lobby, Accessibility Enhancement Settings. Bu eklentinin dokümantasyonuna bu şu anda izlediğimiz yoldan ulaşamıyorsak, ki ben ulaşamadım, o zaman şöyle yapıyoruz. Fare, fa, nvd, araçlar, alt, lock, ek, t, kom,
Unik to sprim ar NVDA'yı keşfet alt konfigürasyon kısa örüngü 1 bölü 2. Buraya giriyoruz. Recording form. C. User so addons 1. Eklentiler. Normal imleci. Ögü. Bakalım. Adres. Aktiva. Aktiva. Addon. Addon. Ahmet Stan. Almanya 10. Anonce. Az kaldı. Append tek. Applique. Applique. App module. Apprentice lavi. Evet. Eklentimizin klasörüne gireceğiz bu defa. Buradan. Config. App modu. Config. Doc 3 bölü 11. Doc klasörüne giriyoruz. FR 2 bölü 7. N1 bölü. Buradaki klasörlerden birine girelim. Readme 2 bölü 2. Tür. MD dosya. Readme 1 bölü. Evet. HTML uzantılı dosyamızı açıyoruz. Uygulama başlat imleci. Normal imleci. Uygulama ve readme HTML evet. Google Chrome. Eklentim. Pardon, özür diliyorum. Eklentimizin web sayfası karşımıza geldi. Buradan eklentimizin güncellenmiş versiyonunu saklamak üzere indireceğim. Videonun başında da bahsettiğim gibi normal şartlar altında eklentiler kendi kendilerini güncellemediği müddetçe biz bunların hiçbir şekilde saklamak veya yedeklemek üzere güncel versiyonlarına ulaşamazdık. Ancak eklenti kendi kendine güncellemek normal imleci. Öyle oluyordu ki bu da bazı sorunlara gebe olması muhtemeldir. Yani zaman içerisinde eklentinin uyumluluğunu kaybetmesi gibi bir durum söz konusu olduğunda eski versiyon NVDA kullanıcıları için sıkıntı çıkartabilir. Sözü fazla uzatmadan ben şimdi web sayfasını açtığım ve güncelleme yapıp da hani güncel sürümünü indirip de saklamak istediğim, bunu yapmayı amaçladığım eklentimin güncel sürümünü buradan indireceğim. Liste 3 öge, liste 2 öge, verdana 8.5 geliştirme sürümleri. Bir saniye. Liste dışı Times New. Liste 3 öge, liste 2 öge 8.5 pazartesi parlak mavi, altı çizili değil, stabil sürüm. Stabil sürüm diyor. Basıyorum. Ve indiriliyor. 0. İndirme işlemi tamamlandı. Apprentice Lavi Access Enhancement 1.2.1 NVDA Addon. İndirme çubuğu alanına gitmek için üst karakter F6 tuşlarına basın. Uyarı. Artık burayı kapatabilir ve eklentimi yedekleme servisine göndermek üzere hazırlayabilirim. Hemen recording edeyim. List. Saniye. VLC Media Play B. Düzen. Bu belge. İndirilen. Şimdi bakalım. İndirilenler. Ağaç gör. Bugün. Apprentice Lavi Access Enhancement 1.2.1.1 1.2.1. Peki bizim şu an NVDA'mızda kurulu olan versiyonuna bakalım. NVDA araç log eklentileri yönet ekle a paket access a paket adres a paket aktivate a paket Ahmet a paket Almani a paket anonce a paket append tek a paket application a paket application a paket apprentice lavi eklenti hat eklenti bilgisi iletişim kutusu apprentice lavi Accessibility Enhancement, Apprentice Lavi Access Enhancement, versiyon 1.2.1 yaz. Evet, burada da güncellenmiş versiyonu. Burada indirdiğimiz şey de güncellenmiş versiyonu. Bu şekilde kendi kendini güncelleyebilen eklentilerimizin güncel versiyon dosyalarını indirip yedekleme servisine atmak veya başka yerlerde saklamak ya da depolamak üzere kullanabiliriz ve bu şekilde hani bu
kendi kendini güncelleyen eklenti paketi dosyalarımızın kurulmamış eklenti halini böyle indirebiliyoruz. Bunun yöntemi bu. Recording form. Bana su. Stop. Bilinmiyor imleci. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça ve sevgiyle kalmanız dileğiyle. Hayırlı akşamlar.